Telefonları bir kapatalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 25. sözde Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nden şimdi bakıyorum da böyle okuyalım. Biraz zor gibi ama zor bir yer. Bu ortama göre ifade edebilirsek anlamadım. Beşinci ışık. Kur'an'ın makasıt, Kur'an'ın maksadı, mesaili, meseleleri, mani, manaları, esalip, uslubu, letaifi, ifade tarzı, ifadedeki ahenk, mehasin, güzellik cihetiyle, yani güzellik derken güzel nedir tabii? Hani güzele bakmak sevaptır diye halk arasında bir tekerleme var ya, bu Yahudilerin bir sözü. Güzeli tarif edilmesi lazım. Güzel nedir? Güzel, Allah'ın helal ve mubah kıldığı şey güzeldir. Allah'ın haram kıldığı şey güzel değildir. O zaman güzele bakmak sevaptır. Ağaçlara tefekkür etsen sevaptır. Harama bakmak. Mehasin, yani güzelliği derken burada bedeni esas alıp ruhun güzelliğini ihmal edersen, işte Avrupa gibi olur. Yalancı bir cenneti vaat etmiş ama evler içinde cehennem yaşanıyor. Mehasin cihetiyle camiyeti harikasıdır. Bu noktada harika bir camiyeti var. Bir, Kur'an'ın maksadı. Maksat. Yani dün akşamki o şey gaye ve hedefte, yani Kur'an'ın hani bir şeyin bir gayesi olur, bir maksadı olur. Kur'an'ın böyle bir maksadına hiç kimse yetişememiş. Çünkü bütün maksatlar âni ve fanidir. Fakat Kur'an'ın maksadı dünya ve ahireti, saadet idealini esas alır. Mesalip meseleleri ki manisi, esalibi, letaifi, mehasini cihetiyle camiyet harikasıdır. Yani harika bir camiyeti vardır. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın surelerine ve ayetlerine, bakın Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın surelerine ve ayetlerine ve hususan surelerin fatihalarına, surelerin fatihası demek başlarına, yoksa bizim bildiğimiz Fatiha değil o. Surelerin Fatiha'larına, ayetlerin mebde ve maktalarına dikkat edilse görünüyor ki, ayetlerin başlama ve o ifadelerdeki o birbirinden kopuk gibi gözüken ama birbirini ifade eden bir bütünlük olan, dikkat edilse görünüyor ki, yani makta doğuşlar, yani doğmalar. Nereden, yani nereden kaynaklanıyor bu doğuşlar? Bunlara ortaya konulan bir şeyin ver şuradan. Tamam, o ısıt, ısıt kardeş o şeyi. O dursun. Onu ver istesem bana. Ver. Eyvallah. Teşekkür ederim sana.
Bir koku geliyor ama nereden geliyor? Bir koku önemli, bir de çıkış yeri önemli. Çıkış kaynağınabilirse insan daha temkinli olur. Mesela sizin misal aleminizden vereyim. Bir et pişiyor, ne güzel et kokusu. Grill yapıyorlar, piknik yani. Bizde ne diyorlar ona? Piknik ama şey, izgara, mankanga. Et kokusu geliyor, buram buram kokuyor. Ama maddasına bakalım, maddalarına. Gitti bir baktı ki domuz, domuz eti veya helal kesim değil. Hemen tiksinirsin. Ama koku seni celbetmişti. Bak maddalarına baktığın zaman seni celbetmiyor. Hemen önün kesiliyor. Yani ezel ve ebedden medet almıyor, yardım almıyor o hakikat. Çok önemli. Şimdi başımdan geçen bir hadisi anlatayım size isterseniz. Dün not yazdım defterime. Bununla alakalı bir şey. Yerinde böyle gelmişken. Yaşadım aleti. Bana dediler ki hocam dedi ya. Kutsa Efendi. Buraya gelmeden önce ama dün yazdım. Çünkü ciddi bir tespitti. Biz bir siyasi liderle görüşeceğiz. Aile. Bir ailevi bir mesele. Aynı zamanda Evangeliş Kilisesi'nin papazıyla, başpapazıyla siyasi bir lider. O bölgenin siyasi lideri. Başkan yardımcısı galiba. Bir de Evangeliş papazının başpapazı gelecek. Bir de bizim mevzumuzu görüşeceğiz kişi. Onlar 4 kişi olacak. Hocam bizimle gelir misin dediler yani. Ben de hiçbir şey, tabii lisan bilmem. Gittik, kilisedeyiz. Kilisedeyiz. Oturuyoruz. O kadar acayip zevk ettim ki zevkimi anlatacağım size. Zevkimi anlatacağım. Orada otururken de bakıyorum böyle. Ama bunu okumuştum. Öyle zevk edemedim. Bakın okudum. Karşılığını tefekkür edemedim veya hissi alanıma girmediği için zevke mani olmadı. Şu anda zevkim benim. Gargur gargur konuşuyorlar. Tangır 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 tangır. Yalnız tespit etmeye çalışıyorum, tamam mı? Yani karakterlerini. Bu arada siyasi lider ve başpapa hiçbirisi benim kim olduğumu bilmiyor. Almanca da bilmediğini bilmiyor. Biz iki kişiyiz, bir de ben üç. Onlar dört. Bak şimdi. Benim Almanca bilmediğimi bilmiyorlar. Böyle biliyormuş gibi bakıyorum. Yanındaki Alman bana dönüyor. Ben de ya ya diyorum. Kötü bir şey de dese. Böyle bakıyorum. Hiçbir kelam yok bende. Mevzunun başından konuşmadan belki de bir saat sürdü. Hiçbir kelam yok. Bizim üç kişi, iki kişi, o diğerleri bir kelam atıyor. Ortalık karışıyor. Yani yok, bir şeyler konuşuyorlar yani, bir canlılık oluyor. Fakat bende bir şey yok. Kelam yok. Ondan sonra böyle adam deniyor, ben de gülüyorum. Ne dediğini de bilmiyorum, belki kötü bir şey diyor. Hiçbir kelam yok. O anda dedim ki, salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Ne kadir, hadika, harika bir insansın. Kur'an'ın mucize olduğunu anladım. Ne alakası var bu ortamla? Bak şimdi bu ortamla Kur'an'ın hakikaten mucizedir ya. Hakikaten mucizedir. Böyle acayip eve gitti böyle. Hemen böyle unuturum diye bir çıkarttım, bir not aldım bu şeyi. Fakat onlar zannettik hep anladı da bir şey not aldı. Ben ya ben diyor. O yüzden hiçbir şey anlamamış bunlara. Benim anladığım başka bir şey. Ne anladım biliyor musun? Arkadaşlar ben bir kelime dahi bilsem Almanca, ki biliyorum, bir iki demiş değil. Fakat hiçbir mana ifade etmez. Nasıl? O konuşmanın başını ve sonunu. Bir. Maksadını. İki. Gayesini. Üç. Kelamla kelam sahibini. Dört. Ve sevk edilen gaye, hedefi
bilemezsen oraya bir kelime sarf edemezsin. Ve bilmiyoruz. Ben şimdi ortaya bir kelime dedim. Nereye isabet etti? Ne oldu? Nasıl karşılık buldu? Yani bu kelam ona nasıl karşılık buldu? Buna nasıl buldu? Buna dört kişi ya. Bunlar nasıl yorumladı? Algıladı değil, yorumladı. Tefehüm etti yani. Fark etti. Aleminde ne oldu? Diyebilmem için o kelamın dikkat edin. O kelamı bir kelam ama basit bir kelamdır. Basit bir kelam. Oraya ekebilmem için o topluma, toprağa onların lisanını, fıtratlarını, maksatlarını, hedeflerini bilmem lazım. Zamanında, zemininde ekmem gerekiyor. Onun için kelam kime dedim, kim? Kime? Neyi? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Ne makam, maksat ve uslupla ifade etmek? Onun için ne alakası var Allah Resulü ile? Ya Resulallah, şimdi insanların fıtratını, ki gelecek dahi olsa, insanların fıtratlarını, meyillerini, özelliklerini bilmesen, yerinde kelam sarf edemezsin. Tam yerinde ve zamanında, mümbit bir zeminde kelam sarf edebilmek için, orada neşir nema bulması için, o toplumu ve kültürünü bilmek lazım. Şimdi anladınız mı bu ortayda? Yani ben burada bir kelam edemiyorum. Bilmiyorum. Zahirde basit bir kelamdır ama ben bu gürültüde şey yapmayayım. Bu gürültü iyidir. Gürültümüzü duymayacaktır. Uygula işte. Eğer bu gürültü olmasaydı bizim gürültü duyacaktı. Gürültü aslında senin zeminindir. Gürültü yapan, gürültü yapanı duymaz. Hizmet etmeyen, hizmet edemeyen veya o edemeyen, etmeyen, hizmet edenle uğraşır. Hizmet eden, hizmet edenle uğraşmaz, zamanı yoktur. Anladın mı şimdi? Şimdi, tam yerinde, münasip vakitte, önemli bakın, çekirdeği atmak için iki sıfat lazım. Zaman ve zemin. Kayalara atamazsınız, kışın atamazsın. Toprağa atacaksın, ama yazın atacaksın, baharda atacaksın. Bu çok önemli. Şimdi ben orada bir ki, benim tabii şu anda siz bildiniz yani. Zevk edemezsiniz, bu külliyatta söylüyor. Yani diyor, zemininde ve zamanında bir kelam söylemek, fezdeki yapmak, bir fen, fizik, fiziğe ait bir hadis diyebilmesi için fiziği bilmek lazım. Ben onu şöyle canlandırayım aklımda şimdi. Mehmet'im biraz dikkat eder misin takımdan? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in tamamıyla, mesela her peygambere bir kitap, her peygambere bir kitap verir, en son Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'in o şekilde indirilmesi, nazil olması, o zamanı beklemesi, insanların o kıvama gelmesi diye evet. Canlandırıyor şimdi. Yani. Tabii o da var. Herkese hitap ediyor. Sadece evet. Bir topluma değil, daha önceden olduğu gibi bütün insanlara hitap ediyor. Evet, doğru. Şimdi bir kitap yazacaksın, gelecekteki tekamül etmiş insanlara da ufuk olacak. Her zaman hedef olacak. Neye benziyor? Denizde biz bulunduğumuz için çok böyle balığa giderdik. Sandalla denize, kilometrelerce motor. Güneş çıkıyor ya yeni. Güneşi gidiyorsun hala orada. Güneşi gidiyoruz. Hala orada. Güneşi gidiyorsun hala orada. İşte böyle bir kelam sarf edeceksin ki gideceksin hala orada. Gidiyorsun hala orada. Sahile gidiyorsun, hala burada. Hemen gittin. Adeta sahile gitmiyorsun, sahil sana geliyor. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki, bir peygamberin diyor, her bir fen hakkında, her bir fen hakkında, efendim peygamber aleyhissalatü vesselam bir fezdeke ifade etmiş. Yani o fenni hulasa edecek bir cümleyi söylemiş. Teşekkür ederim. Mesela bir coğrafya, bir psikoloji, bir aile hayatını, bu çok önemli için bu olayından şey yaptım. Bir fenni hulasa edebilecek bir cümleyi söyleyebilmek, o fenin kününe, fıtratına ihata ile mümkündür. Yoksa olmaz. Kenarda beslenen bir insan olmaz. Benim gibi bir kitap bile kaç tane karıştırmış, bir şeyler ezberlemiş, bilmiş, kullanıyor. Risale-i Nur'da öyle değilim. Bilerek konuşuyor. Ama kimyaya, fiziğe bazı örnekler vermem, onun yanından beslenen insanı.
ehli değilim ama ehlinden nakil yapıyorum. İşte ya ehli olmayan o fenin can alıcı kanuniyetini ifade edemez. Bir daha söylüyorum. Ehli olmayan o fenin can alıcı kanuniyetini çekirdek olarak ifade edemez. Öz olarak ifade edemez. Diyorsa onun keyfiyetine, mahiyetine, hakikatine sahip demektir. İşte Kur'an'daki ve Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın sözleri eğer o feni, o hakikati, o fıtratı ifade ediyorsa, onun çekirdeği oluyorsa, o fenin, o fıtratın kününe vakıftır. Kününe vakıftır. O ortamda bunu anladım. Çünkü o ortada basit ne olacak canım? Bir kelam de. Maskara oluruz. Gülerler. Adamlar ciddi bir şey konuşuyorum. Ben mesela bir kelam ettim ki kelamı da bilmiyorum. Yaprak. Bakarlar bilmiyorum. Bu manyak mı? Bu manyak nereden geldi ya? O zaman ya biliyorsan konuş ya da sus. Adam gözü kesin. Ben orada adam gözüktüm. O sustuğum için. Ama konuşsaydım hepten olduğu gibi olacaktı. Bakın, yerinde diyebilmek için. Bir kelam da yoksa canım, bir kelamın ne emniyeti var? Hayır. Kur'an yani bir iki kelamdan bahsetti işte. İşte ışık hızı diyor mesela. Işık hızına şey diyor. Işık yılı diyor Peygamberimiz. İlk ışık yılı o kullanmış. Hadiste geçiyor. Astronomi faaliyetlerden ışık yılı kullanmış. Mesela fiziğe ait güneş mesela. Güneşin dönüşünden bahsediyor. Vaşşamsu tecrili mustakarına. Güneş duruyor değil mi? Ayrı dönüyor işte. Bunu diyebilmesi için bu fenin kününe vakıf olacak. Ne olacak? Sen bir kelam etti. O kelam benim o papazların ortamında kelam edemeyişimin, yani ortamı bilmem, lisan bilmemem, o ortamı bilmememden kaynaklanıyor. Ve laf kaldı. Anladın? Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın surelerine ve ayetlerine hususan orayı okuduk. Matta'larına dikkat edilirse görünüyor ki matta, doğuş. Yani kelam önemli olabilir ama kelamdan daha mühimdir kelamın kaynağı. Kim demiş? Ne anlasın adam bir vatandaş demişse ben buraya liman yapacağım. Azal liman yapacağım. Tayyip Erdoğan dese ki başbakan, ben buraya liman yapacağım. Bu anonsu ünlü herkes yazar çiziyor. O da aynı kelime söyledi. Ne farklı olmuş? Kelamı kim demiş? Ha? Ben İsrail'e desem ki ben sana gösteririm. Hiç kale almaz. Tayyip dese ki ben sana gösteririm. Dünya oynuyor. Dünya oynuyor. Yanlamasına bir çarptı. Dünya oynadı. Aynen. One minute dedi bitirdi işi. Ne dedi? One minute. He. Bir dakika. One minute. Çok iyi hocam o işte, o söz kelime evet. Çok güzel. Yani ama bir babi başkası küfür bile etse, sağ. Hocam bunun hareketi bizi bile burada gururlandırdı, evet. İş arkadaşları, iş yerinde bile. İşte yani matta o çok önemli, yani kelam ama kim demiş? Kime demiş? Ne makamda demiş? Ne maksat için demiş? Allah'a bak ver, ne maksat yani? Kur'an'ın maksadı ne kardeşim? Kur'an'dan hariç bütün kelamlar ve kelimeler ve davalar maksatlar inanın kabire kadardır. Mümkün değildir. Hiçbir ideoloji, hiçbir öğreti kabir ve sonrasından bahsedememiştir, edemez de. Karl Marx kabire, mezara insan nasıl gömüleceğini bahsetmemiştir. Karl Marx tuvalete nasıl girilir bahsetmemiştir. Hristiyanlıkta tuvalete nasıl oturacaksın yoktur. Bana öyle din lazım diye nasıl tüküreceğimi de söylemesi lazım. Tuvalete de nasıl gireceğimi demesi lazım. Öyle bildi ki hayatın her safhasını hükmetmiş. İşte matta. Mesela ona misal vereyim. Çok uzatıyorsun ben sen. Kardeşim çok acayip bir şey. Biz az bile konuyoruz bu ayet. Mesela bende beka duygusu var mı? Var mı hepiniz? Mattası neresi? Kaynağı güneş. Baki olması lazım. Baki'den beka duygusu gelir. Baki'den fani duygular gelmez. Ha? Var mı yok mu beka duygusu? Var hocam. Kaynağı nedir? Baki yok. Baki olması lazım. Evet. Görüyor muyuz biz? Kaynağı kör olabilir mi?
Ne kadar tuhaf ya. Ne kadar din kesin. Ne kadar Allah kesin değil mi? Hayatın var. Kaynağı hayatsız. Kulağın var. Sağır. İraden var. İradesiz. Aklın var. Kaynağı cahil. Ruhun var. Ruhsuz. Şuurun var. Şuursuz. Kıskançlığın var. Kaynağı kıskançlı değil. Yani çok mu zorlandılar ya, ben anlamıyorum. Çok mu silah mı dayadılar? İnkar atarsın. Yoksa sıkarım lan kafanı. Tamam. Tamam. Hayatım hayatsızdan gelmiş. Tamam. Hayatım hayatsızdan gelmiş. Kabul et lan. Ancak öyle inanması lazım. O kadar garizi bir mantık. Yani imanla alakası yok, İslamla alakası yok, insanlıkla alakası var bunun. Maddalarına dikkat edilirse görülür ki, yani kelam, ama ben o kilisede öyle kaldığım gibi bir kelam sarf etseydim, olay bilseydim, lisanım olsa var ya, olayı fark ediyor, çözecektim, bir kelam. Ulan ortaya karışacaktı, aslan bir kelam sarf etti, orada niye? Aslan bir kelam, ama bir kelam değil o. Bütün kelamları hulasa ettim. İşte Kur'an ve hadis böyledir. Risale'nin anlatıyordu. Böyle olmasa Kur'an'a biz ne imametim olacak? Ne anlayacaktır ya? Böyle Kur'an. Ben mesleğim itibariyle konu. Müftülerle bir görüşüyoruz ya, burada hani vazife yapıyorlar. Camilerde benim yanımdaydı mesela. Aşağıda gelinirken. Müftü yani. Vermeyin Türkiye'deki ismini, hangi şehir, koca şehir. Ya diyor, bu akşam geldi bana. Bu akşam diyor, şurada ders yapacağım diyor. Bir düğün zaman ne dedi, bir yer açtın, beraber bir okuyalım. Yine Allah razı olsun ya. Sordular dedi de, biliyor yani ben hoca oldum. Camiye geliyor, Türkiye'de müftü. 4 senenin gelmiş. Dedim bak hocam burada, bir sen bir yap, yap. Yapıyorum, tamam. Tamam hadi be benim Allah. İşte mecbur. Maddalarına dikkat edilse görünüyor ki belagatın bütün envaını, bak belagatın bütün envaını, belagat nedir? Muktezai hale, mutabık, söz ve davranışı belirleme, koymak. Muktezai hal, yani ortama uygun, ortamın evvelini, zamanını ve ahirini nazara alarak sözlerini ve tavırlarını belirlemek, ifade etmek. Mesela belagat ehli olan bir profesör ilkokul çocuklarına sınıfa girerse onlara uygun konuşması belagattır. Mesela ondan uygun yatıp kalkması, senin Said Ali Said. Hikmete başka, Enes'e başka, bu şeye başka konuşuyor değil mi? Yani mobiler, ama uzaklama kararı ne der? Bunu koca Ozan Hoca'ya bak, ben şuraya bak, bileceğime gidiyor. Şu hep de çocuk ya. Çocuk sensin. O adam usta. Çünkü muhatabına göre inebiliyor. Ettenezulat ilahiyat ala okulül beşer. Allah'ın diyor insanlar seviyesinin konuşması eksikliğinden değil, tevazülüğündendir, mükemmelliyetindendir. Öyle bir makam ki inemezse. Hakikaten çok yüksek bir makam. Ama ifade edemiyor avama. Orada kalır o zaman. Allah kendisine yakışır kelam kullansa kim ne anlar? Allah kendisine yakışır ibadet isterse kim takat getirebilir? Onun için kıldıklarımız, yaptıklarımız ibadetler ve Kur'an, Allah'ın kelamı bizim seviyemize indirilmiş bir halidir. Yoksa kendisine yakışır tarzda olsa onun takat-ı beşerin haricinde olur. Onun için bir, yani biraz önce anlattık ki 6 tane, Kur'an'ın maksadı, mesaili, manası, esalibi, letaifi, mehasini, cihetiyle harikadır. Çünkü Kur'an'ın diyor ayetlerine dikkat edilirse fatihalarına başlamıştır ve doğduğu ve sonlarına, başından ve sonlarına kadar dikkat edilirse görünüyor ki bir, görülüyor bir, belagatın envanını almış. Yani bütün belagatın sıfatlarına camidir. İki, Fezail-i Kelamiye'nin bütün aksamına cami. Fezail-i Kelamiye. Yani kelamın fazileti ifade etmesi. Kelam arkadaşlar kalıptır. Mana içindekilerdir.
Kelam cesettir, mana ruhtur. Kelam arabadır, mana şofördür. Kelam binadır, mana içinde oturanlardır. İşte Kur'an öyle bir kelam kullanmış ki içerisine uygun. Yani bunun gibi değil. Görüyor musunuz? Bu yırtılsa sen dikeceksin. Cansız. Bu yırtılsa öyle bir kalıp ki, öyle bir libas ki aslı ile beraber. Görüyor musun? Bunu yırt, at, başka. Binadan çık, başka. Ama cesetten, ceset ruhu o kadar bir kelam, öyle mana ve içeriği o kadar kalıbı, o kadar birbirine uygun ki biri birisiz olmaz. Ama ben buna binasız olurum, gömleksiz de olurum. Kazak giyerim. Kur'an'da bu yok işte. Üç, ulvi uslupların bütün esnafına. Uslup çok önemli, evde diyorum, evlerde ve burada da diyorum. Haklı olabilirsin Mehmet o konuda. Ama haklılığını ifade ederken kullandığın uslup haklı uslup olmalı. Haksız bir uslup haksızlığa götürür seni. Hiçbir şey değeri kalmaz haklılığın. Haklı sen olur. Bu usluba bak. Demek ki üç ulvi uslupların bütün uslupları manaya uygun uslup kullanıyor. Cenab-ı Hak. Böyle. Kullan uslubu çok acayip Kur'an'ın. Sonra marif ilahiyenin bütün filistelerine cami. Marif. Nedir marif? He? İlim değil mi? Marif. Marif vekili diyor, deniliyor. İlim. Ne? Milli Eğitim Bakanlığı'na deniliyor. Marif dairesi. Sade geçiyor ya, marif dairesi. İlim dairesinin kulası. Yani marif ilahinin bütün filistesini Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta takip etmiş olduğu ve yarattığı şu kainatın formülünü takip etmiş olduğu gayeyi, maksadı, amacını, hedefinin ifade edildiği yer Kur'an. Mesela merak eder de ben neyim? Öyle ya, bu kainatın sahibi bizde ne istiyor? Bilmek istemez mi ya? İnsan fabrikada çalışan bir insan bile fabrikanın gidişatından ve gayesinden bilmek ister yani. Sen çocuğunun gayesini bilmek istemez misin? Bunun niyeti nedir acaba ya? Zihniyeti nedir? Sonra efendim atladım, özür dilerim, marif ile bütün filistesini 6 idi. 4 geri geliyorum. Mehasin ahlaki, ahlakinin bütün efradını. Mehasin ahlakiye. Nedir, ne demek? Tersten bu Arapçada böyle olur. Mehasin ahlakiye, tersten şey yapacaksın. Ahlakın bütün güzelliklerinin ifade ediliyor ahlakın. Onun dışında bir ahlak mefkuresi yok. Bütün ahlakın bütün efradına cami. Ahlak. Ahlak nedir arkadaşlar? İki kötü söz söylememek. İyi olmak. Almanlar daha fazla. Daha riyakar. Estağfurullah. Bu değil ki. Ahlak huluklar. Huy. Huyların cemidir yani ahlak. Huluk, huylar. Huy var ya huy. Her bir, hani derler ona huyun batsın. Ruhu çıkar, huyu çıkmaz. Huyu musallada şey yapar. Deniliyor ya. Bütün o dırırtlar var. İnsanı böyle bir kazan düşünün. Bakın, büyük bir kazan düşün. Aşağıda yakıyorsun. Ateş verdin. Kazandaki su ne olur? Kaynar ya. Ha, her bir insanın hulukları, huylarıdır. Bir sürü huy var, sonsuz. Onları mükemmele götürücü usluplara, kalıplara, ifadelere, terbiyeye, kelama sahiptir Kur'an. Onları terbiye etmeye. Sonra onlar terbiye olursa
dışarıdaki ifadesi de eylem olarak gözükür. Ondan sonra deriz ki ona ne kadar ahlaklı bir insan ya. Eğer arkasında bu yoksa hile, riyakar oluyor. 5. Ulumu kevniyenin bütün fezlekelerine cami. Ulumu kevniye. Yani şu bu kainatın yaratılışına ait bütün formül. Hani demiş ya Fransız, dünyanın en büyük mimarı Fransız demiş ki Mimar Sinan halt etmiş. Kızmış yani. Aynı bu tabiri kullanmış. Bu eseri bırakacağına Süleymaniye Türkiye'de demiş. Bu eseri bırakacağına bu eseri nasıl yaptı formülünü bıraksaydı bize daha büyük iyilik yapmış olurdu diyor. Çünkü bilemiyoruz. Öyle acayip karmaşa. Yok orada bir mum yanarsa koca caminin neresindeki, hangi şerefinin hangi kuytusundaki o okka dediğimiz o mürekkep kalıbına ne kadar akacağını, buraya ne kadar akacağını bile. Mikrofonsuz konuşup en baştakiyle en son aynı duyacağı şekilde yansımaları. Bunlar integral hesapları, integral bilinmiyor. Bu bilinmiyor. Hocam televizyonda gördüyseniz ya bir tarihte anlatan tarihçi bir kayanın bir kapı girişinde böyle oval olan yani yuvarlak olan şeyde bir taşın düşüyor. Ama şu anki mühendisler o taşı nasıl tutacaklarını bilemiyorlar. Evet. Ve içinden şöyle bir yazı çıkıyor. Mimar Sinan zamanında yazmış onu. Bir gün bu taş düşecek. Ve buraya tutturmak için uğraşacaksınız. Ve düşünüp de bulamayacaksınız. Ama ben şimdiden size söyleyeyim ki bunu bu şekilde yaparsanız bu taşı yerine tutturabilirsiniz. Yani artık düşünün yani. Garibime gidiyor. Ha şimdi nereden çıktı? Diyor ki ulumu kelimeye yani yaratılış, yaratılan alem-i evvel, alem-i ahiret, alem-i gayb, berza, şu otlar, ağaçlardır, sığırdır, ottur, hepsine bir fezleke getirmiş. Öz. Fezleke neydi biliyor musunuz? Fezleke. Hani bu an kilisedeki ortam vardı ya, o kilisedeki ortamı, konuşmanın başını ve sonunu bilmek, maksat ve gayesini ve oturanların hedeflerini bilmeye dayalı bir kelam sarf etsem, bir kelime o fezlekedir. Olayı hulasalandıran. Ben o zaman anladım yani fezleke, zevk ettim ki Resulullah bir kelam sarf ediyor ama zahirde ne olacak bir hadis canım. Oysa o fenin ruhunu ifade ediyor. Ruhunu ifade edebilen kelam kenardan beslenen değildir, ona vakıftır. Ben fiziğe ait bir kelam söyleyeyim, o ancak onların nakillerini söylerim. Fizikçilerin demediği, diyemediği bir şey diyemem, bilmiyorum. Ama öyle bir şey desem ki fiziği izah etse, yorumlasa, ufuk açsa, yol açsa demezler, ulan ne adam ya. Hiç fizikçinin hatırına gelmeyin. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük fıtrata yol açması, eşyanın tabiatında fizik var. Şöyle böyle şöyle yaparsanız ben şöyle olurum diyor. Aynı onlar gibi, baraja yol açmak gibi insanın fıtratına yol açmış. Kur'an. BK istiyoruz kapalı. Yolumuz her taraf çıtlarla çevrili. Yani eğer Kur'an gelmese, semavi dinler gelmese nasıl böyle şeyiz? Aynı bahçıvanın içinde birbirine girmiş sırlar gibiyiz. Niye? BK istiyoruz, sonsuzluk istiyoruz. Yani bütün isteklerin var, canlı fakat zemini yok. Sığır ağaç betonun üzerinde. Nereye yoklayacak? Birbirine saldırıyor. Böyle bir çift yaptın ki çevirdi. Ağaç, su yok ve beton. Ot yok. Bu mesela işsizlik parasını kaldıramaya da birbirini yer. Bitti hocam. Anladın mı? Şimdi bizde aynı öyle şekilde fıtrat, dünyayla alakası yok. Beka istiyor, sonsuzluk istiyor, tamam mı Mehmet? Bir anda her yerde olmak istiyor. Fakat çıtlarla çevrilmiş. Fanideyiz. En son kara toprak. Yani bunun bir ifade edilmesi lazım. Kabir çözülmedikçe dün insanlara rahat yoktur. Kabir izah edilmedikçe insanlarda huzur yoktur. Bulamayacaktır. O ki neticesi kabirdir ve izah edilemiyor. Netice buysa her sen de ve kazanımların da oraya girecektir. Düşünen bir insan hayattan lezzet alamaz. Ancak onu çözümleyen ve ifade eden Kur'an'dır. Ve o zaman ne yapıyor biliyor musun? Yol açıyor. İşte o çıtlar var ya etrafımıza, o zaman kapı açılıyor.
Efendim 6'yı okumuştuk, marif ilahinin bütün feristelerini 7. Hayat-ı şahsi ve içtimai beşerinin bütün nafi dusturlarını, bak hayat-ı şahsiye, şahsi hayatı tükürmekten, özel hayatından, banyodan tuvaletine kadar. Mesela bakın, özür dilerim, burnum alerjiden akınca böyle sümküldüm şeyle, tuvalet kağıdı var ya bak, sümküldüm, ne var at değil mi? Kozette yani tuvaletin cihazı. Hemen Resulullah'ın hatırına geldi. Hayır, tükürmeyiniz. Atmayınız. Tükürünüzü. Burnunu da sildin oturuyordu. Sildin, akıyordu burnu. Sildin tuvalet kağıdını. İnan koydum cebime, sildim. Atmayınız. Zira insanların pisliklerini erva habisi ve cinler yiyor. Çok özür dilerim. İnsanın gaytasını yer, suyunu içer, akıttığı ve kemik ve tezek yer. Ondan sonra o tuvalet kapağını kapatınız. Girerken Allahümme hubs vel habais veya bir metre kala, bir adım kala Bismillahirrahmanirrahim deyiniz. İçeride oturduğunuz zaman dünya ve ahiret düşünmeyiniz. Sola meyilli oturunuz. Ve hiçbir şey düşünmeyiniz. Erken çıkınız, sümkürülmeyiniz. Tükürmeyiniz, burnunuzu içine şey yapmayınız. Sildin attın. O mahlukların gıdasıdır. Cinlerin gıdasıdır yani. O şeyi yapınca bundan çok lezzet alır. Baklava gibidir. Bu insanın bizzatı böyle akıntıları baklava gibidir. Bu sefer baklavanın peşine gelir ve bırakmaz seni. Ne anlatıyorsun Hasan sen? Bunlar hep söylüyor. Ne oldu? Ondan, tuvalet adamında nerede mi çektim? Ondan söylüyor. Bir sürü hastalar var ya. Sokakta nasıl şey yapılır, nasıl oturulur, banyo nasıl yapılır, banyo çıkarken ayağınızı bileklere kadar yıkanıyor, kısaca ben ona girmek istemiyorum, baş ağrısı olmaz diyor. Banyoda çıkarken bilekten aşağı soğuk suyla yıkarsanız baş ağrısı olmaz diyor. Mecmuatul adapta geçiyor. Ne diyeceğim, hayat-ı şahsiyeyi ve hayat-ı içtimai beşerin bütün nafi dusturlarını, yani kanunlarını, cemiyet hayatını canlı tutacak. Ama bak Vatikan ne diyor Vatikan sözcüsü? Ben bu almaya gelmeden önce duydum. Bangır bangır Türkiye bütün medyası da yaydı. Bu diyor dünya krizinden çıkış şeyimiz, çıkışı mümkün. Vatikan'ın anlayışı odur ki Müslümanların faizsiz ekonomisini öğreniniz ve ona geçiniz. Çok doğru söylediniz onları. Evet. Ve bizzat okudum. Uçaktaki gazetede okudum. Gazete verdiler. Teyzeler söylediler. Vatikan'ın sözcüsü, Vatikan papası değil, Vatikan adına konuşan, İslamiyet'in faizsiz ekonomi ve ekonomi sistemini öğrenilsin ve o uygulansın. Diyor ki, 505. sayfada, diyor ki, beşerin hükümleri ve kanunları, beşer gibi ihtiyar oluyor, kaldırılıyor, tebdil ediliyor. Bak, çok özür dilerim, 407. sayfa. Okuyayım bak. Beşerin asar ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor, tebdil ediliyor. İkide bir kanun değişmiyor mu? Değişiyor. Bakın, ikide bir şartlara göre değişmiyor bak. Beşerin hükümleri ve kanunları beşer gibi ihtiyar oluyor, değişiyor ve tebdil ediliyor. Kur'an'ın, fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar ve sabit ve sabit ve rasidir ki, o kadar sabit ve sağlamdır ki, çünkü fıtratı nazar alarak, mesela beşerin kanunlarının içinde şey biliyor musun? Cesedi nasıl rahatlatırım esas aldığı için ceset de ikide bir değişiyor. Çocukken değişik, gençken değişik, ihtiyarlık değişik, toplumun yapısı, yani cesedi nazara aldığı için kanun çıkarıyor, o değişmeye mahkumdur. Ama Kur'an'ın hükümleri ve kanunları ruhu esas alıp bedene bakar. Yani onlar cesedin rahatını düşünüp ruh hiç kale almaz. Kur'an ise ruhu esas alıp cesedi de öyle baktığı için getirdiği kanun ruhun kabul ettiği bir kanundur. Beden ise ruhun dışa vurulduğu yerdir. Dolayısıyla bunun kanunu değişmez. Niçin değişmez? Ruhun hakikatinden bahsediyor. Ruhun
yapısından, açılımından, ifadesinden, çözünürlüğünü ifade ediyor. Ama beşer ona varamaz. Bak diyor ki, fakat Kur'an'ın hükümleri ve kanunları o kadar sabit ve rasidir ki asırlar geçtikçe daha ziyade kuvvetini gösteriyor. Evet, en ziyade kendine güvenen ve Kur'an'ın sözlerine karşı kulağını kapayan şu asrı hazır ve bu asrın ehli kitabını insanlara vesaire. Ben bunu kilisede okurken, lisede okurken, Mektep'te o zaman, Zhao Ziyang diye cumhurbaşkanı vardı Çin'in. Onu diyor, Zhao Ziyang. Niçin kaldı kafama biliyor musun? O günlerde bunu bize, Bilal hocamız bize ders yapardı. Çocuktuk, 17 yaşında. O zaman kafamız gençtik ya, 17 yaşında. O misali o vermişti, Zhao Ziyang. Çin'in cumhurbaşkanı. Şöyle bir beyanat vermişti. Biz 106 sene önce Mao'nun getirmiş olduğu kanunlarla 1,5 milyar insan idare edemeyiz. Edemiyoruz, batılaşmalıyız, kanunları değiştirmeliyiz. Bakın arkadaşlar dedi, gazeteyi getirdi. Hiç unutmuyorum, okulda atölye şefi, otor teknik lisesinde getirdi gazeteyi, bunu gösterdi ve burayı okudu ve burayı hiç unutmuyor. Bak ama diyor, Kur'an'ın hükümleri ve kanunlar o kadar sabit ve rasittir ki zaman geçtikçe tam tersine, hükmünü kaldırmak şöyle dursun, hükmüne ihtiyaç daha şiddetli oluyor. Örnek vereyim. Mekke sokaklarında, Medine caddelerinde içki haramiyeti, içkinin zararları ne kadardı Resulullah zamanında? Şimdi dünya üzerinde içkinin zararları ne kadardır? Peki Kur'an'ın yasağına o zaman mı daha muhtaçtık şimdi mi? Faiz mesela, 2-3-5 kişi faiz alıyordu. Kıyamet koparıyor Kur'an'ın. Şöyle 2-3 kişi için kanun mu getirilir? Onun zatında beşere hitap ettiği için şu anda bütün beşerin krizi burada değil mi? Amerika bak ne diyor? 0 nokta, ben gene orada okuduğum için 0 nokta, Vatikan'ın yazısından sonra altına diyor. 0.36 ne yaptı? %36. %36 faiz de. Ne diyorlar biliyor musun? Ha, demek ki faizsiz de para veriliyormuş. Sıfır yani. Bakın Kur'an'ın hükümleri kalkmamasının en şey sebebi gün geçtikçe daha fazla muhtaç oluyoruz o kanuna. Değil, kanun azalsın. Mesela kul hakkı. Eski diyebilir misin ki Mehmet, eskide ihtiyaç vardı canım, şimdi böyle bir şey yok yani. Böyle bir problemimiz yok. Komşuluk hakkı, öyle bir şey yok canım. Miras hukuku yok canım ya. Ne gerek var? Ha, o zaman Kur'an'ın hükümleri o kadar sabit ve rahsidir. Rahsi sağlam. Yani geleceği de içine alıyor. Çok acayibime gidiyor. Devam edeyim. Beşerin demek ki şahsi ve cemiyet hayatının bütün faydalı nafi dusturlarına cami, sonra hikmet-i âli kainatın bütün nurani kanunlarını cem etmekle beraber hiçbir müşemeşe desir görünmüyor. Yani hikmet-i âli kainatın, kainatta yüksek âli hikmet var yani. Yani yapmasında Cenab-ı Hak takip etmiş olduğu gaye var. Allah'ın gayesi bizde hikmet oluyor. Araştırırsan hikmeti oluyor. Âli kainatın bütün nurani kanunlarını, yani bu olay nasıl çözülür? Yani mesela diyelim ki ağaç, bak kanına bakın. Ağaç gübreyi alıp da böyle bir meyveyi nasıl yapıyor? Bir misal vereyim. Japonlar neyle uğraşıyor? Yeni bir şey okudum. Hani var ya matkap, taşı deliyor. Asfaltı deliyorlar ya. Yani. Evet. Veya şeyle kesiyorlar. Ama çoğunlukla kayaları. Japonlar şöyle bir mantıkla gidiyor, okudum. Ama daha aramamışlar. Bu ağaçlar diyor, burada dediği için söyleyeceğim. Bu burada ne diyor? Hikmet-i Aleyhikâne'nin bütün kanunlarını. Kur'an'da bu var. Bu ağaç diyor, taşı delip geçiyor mu? Geçiyor. Geçiyor. Matkap kullanıyor mu? Yok. Bakmışlar ki bu ağacın kökü kabul etti. Buradan bir sıvı salgılıyor. Tık, taş eriyor. Ağaç gidiyor. Tık, tık, damla. Sıvı salgılıyormuş, kimyasal. Tık, deliniyor. Ağaç gidiyor. Kök. Salgılıyor. Tık, gidiyor.
Eğer diyor bu ağacın salgılanmış olduğu kimyevi ilacı yapabilirsek dırr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 r
Tamam mı? Şimdi bu Kur'an'da var işte. Çünkü Kur'an'da vela rabbim vela yabisin illa fi kitabim mubin. Yaş kuru hiçbir şey yoktur ki Kur'an'da olmamış olsun yani. Vardır. Her şey var. İşte bunu diyor, hikmet-i âle-i kainatın yani kanunlarına, kanunlarını cem etmekle beraber yani taşımakla beraber. Mesela bir misal vereyim. Diyeceksin ki bir misal. Şimdi dünyanın en popüler bir şeyi var. Göz damlası İsviçre'de. Daha pek yayılmadı. Bunu kimyager bir Ömer Mısırlı bulmuş. Çok meşhurmuş daha. Yeni, daha piyasaya çıkmamış. Gözün bilmem ne ağrılarına çok acayip geliyormuş. Nasıl bulmuş biliyor musun? Yusuf Aleyhisselam'ın Yakup babası vardı. Ağladı kör oldu. Sonra Yusuf'un gömleğini, terli gömleğini getiriyor. Gözüne sürüyor ve göz açılıyor. Bu hakikattan ilhamen yola çıkıyor ve terden göz damlası yapıyor adam. Terden göz damlası yapıyor. Mesela bir tane misal vereceğim. Çok ilginç ama çok özür dilerim. Deli dana hastalığı çıkmıştı İngiltere'de. Hatırlıyor musunuz bir ara? Korkun binlerce hayvan tele ve hepsi öldürülecekti. Bir Mısırlı alimin, bir Mısır'ın alimin ona şey vermesiyle, efendim talimat vermesiyle, söylemesiyle İngiltere'deki ve Hollanda'daki bütün hayvanların telefte kurtuldu. Ne yapmış biliyor musun? Çok özür dilerim. Hayvanın sidi var ya, hayvana içiriniz diyor. Peygamber Aleyhisselam'dan böyle bir tatbikat hadis var. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi yerine geldi de. Hani kamyonlar var ya, bizim bildiğimiz büyük kamyonlar. Evet. Şimdi ben o işlerinde çalışıyorum ya. O hayvanların o sidiğini tankın içine döküyorlar. Şey, kirpirlerini pisletmesin diye. Dizel kokusu çıkmıyor. Anlamadım bir daha. Hayvanların pisliği, sidiğini mesela tanka boşaltıyorlar. Tankı, ekstra bir tank yapıyorlar kamyonun yan tarafına. Sidikle. He. Şöyle o sidiği tankın içine döküyorlar. Tamam. O tankın içindeki o sidik dizel kokusunu çıkarmıyor. Ve bu tabiatı kirlemiyormuş. Yani dizel bu kokuyu ne yapmıyormuş? Çıkarmıyor dışarıya. Hani mazot kokusu böyle çok pis kokar ya. Evet. İnşallah buraya geldiğinizde bizim oradaki kamyonlara gidelim. Kamyonu çalıştırsa yanında durun bak. Hiç mazot kokusunu duymasın. Neresine koymuş o sidiği? Normal bir tank yapmış. Tankın etrafına mı sarmış? Evet. Yok, aynı içine döküyor. O da mazotun içine. Ha. Motor içine çekiyor. Sidiği. Sidiği içine çekiyor. O da öyle mazot kokusu vermiyor. Bizim kamyonlara döküyorlar şimdi. Onu da yeri çıkardılar. Aç fabrikanızdaki kamyonu. Evet. End Blue diyorlar mesela. Dedim bu neyin nesidir? Hayvan pisliği sidiği dedim. Esmanallah. Bu gerçek yani. Ben de Resulullah'ta işte onu gene Mısırlı bir alim o şahın içilmiş de dindarlar hastalığı gitti. Sidik. Yani kanunlara cami. Mesela bunu nerede anlatıyor? Konumuz olduğu değildir de bir tane. İşaret edeceğiz de çok güzel anlatıyor mesela. Geminin yapılmasında, saatin yapılmasında. Madde naklinde, 20. sözde. Ses suret madde, şey ses nakli olacağını. Televizyon, radyo, bir de şey. Koku nakli dileceğini. Gene Yusuf Aleyhisselam'ın kokusunu alıyorum diyor. Tamam mı? Yakup Aleyhisselam kokusunu alıyorum demedi mi? Yakın bir zamanda koku nakli dileyecek. Kur'an böyle işaret ediyor. Mesela güneş döner diyor. Aslında zahirde nedir? Hakikaten döner. Ha şu anda kendi eksen etrafında 22 günde dönüyor. Dünyanın tarihine göre. Bir de güneş sistemi dönüyor. Yani bütün böyle kanunlara camidir. İşaretlerinde sükutünde bile harflerin şekillenmez. Erhami derken kara heyi kullanarak bu heyi kullanmıyor. Bu heyi kullanıyor. Rahime benzeri. Mesela İbrahim Hakkı Hazretleri en kaliteli su hangisidir? Ma'daki mimin debisi depo mimin kuyruğu ince ya en sert akan su en kaliteli sudur diyor. Mimin şeyini buluyor. Kendisi yazıyor. Harflerin şekillerinde
Mesela harflerin şekillerinde senin karakterini tespit ederler. Sıcak mı harf kullanılmış senin ismin? Cemal. Arapça yazıyorsun Cemal. Ondan sonra bu Cemal'de kullanılan harf ateş, su, toprak, hava. Dört tane şeydir, sıfatı vardır. Ben şimdi seni fazla bilmeden Cemal'i yazarım. Annenin ismini de bilsem onu da yazarım. Ondan sonra sen senin Cemal'de kullanılan harflerin ateş mi, toprak mı, su mu, buhar mı, hangi harf daha çok kullanılmış veya hangi karması senin alacağın eşin de bunun zıttı olacak diye böyle de yapılıyor. Allah. Değil mi yani? Allah Allah. Yani hoşum, Kur'an hoşuma gidiyor. Okudukça, bildikçe külliyat acayip. O zaman diyor ben haletime ne olur musamalı bakın. Dengeyi kuramıyorum yani. Acayip oluyorum, şaşırıyorum. Böyle okuyorum ya adamla. Çıkmıyorum işte dışarıya, böyle okuyorum. Acayipime gidiyor. Hep oturuyorsun diyorlar. Oysa çıkınca aslında oturuyorsun. Dışarı çıkınca oturuyorsun. Oturup düşününce aslında geziyorsun. Ya tamam bak şimdi. Nereye geleceğiz? O kadar harika ki. Yani acayip. Hasta oluyorum. Hastayım ya. Yani hatır için bir gün okunurum. İki gün oturur mu? Ya bina ya, ulan kadın bile evde duramıyor ya. Senelerce, cumartesi, pazarımız yok. Bir şey anlatmak adına. Bu bize bir şey vermezse ben nasıl oturacağım bu genç yaşta? Duyguları arzu. Senin ikisinde daha beter var bende. Senin duyguların da daha serttir. Çünkü Bağdat'a diyor ki, kesbedilen arzular kesbi şiddetidir. Reddedilen arzular kesbi şiddetidir. Reddedilen. Bizdeki duyguları reddediyoruz. Hayır. Bu sefer kuvvetleniyor. Hazreti Ali'nin sözüdür. Reddedilen arzular, arzu geldi. Reddedince o arzu iki katına çıkıyor. Yani bir şey anlatacağım. Bu kitapların bir meziyeti yoksa Allah aşkına ben bir değilim ki ya. Yüzlerce insan vakf olmuş yani. Böyle bir cemaat var mı? Böyle Nur cemaatinin içinde hayatını vakfetmek, bütün hayatını buna vermek, tamamen buna teslim etmek, satmak, böyle bir şey var mı? Bir asıl saadet var, bir de şimdi var. Allah Resulü'nün zamanında ashab-ı sıfası vardı. Ebu Hüreyre onların başkanıydı. Resulullah zamanında 300 ve 500 kişi vakıf talebeleri vardı. Yetiştirildi, cihat için gönderildi. Şimdi bizde de ashab-ı sıfa yani vakıflar var. 800'de 1000 kişi. 6,5 milyar dünyada insan var. 800'de 1000 kişiymiş bunların vakıfların sayısı. Sungur abinin dediğine göre. Bir rivayete göre 1100. 6,5 milyar insan var. 1100 kişi toplam. Ama kolay mı yani? Bu Allah'ın... Onun için bakıyorsun bu var ya kelime. Kelime değil ki. Gülüyor sana çocuğu kaptır, çekirdektir. Böyle bakıyorsun tamam mı böyle? Fezlekeler marifi içtimai beşerinin nasıl dönüyor? Hikmet, hikmeti âli kainatın bütün nurani kanunlar onu kapatır mısın karıcık? Cem etmekle beraber hiçbir müşeveşiyet eseri görünmüyor. Yani bir de çok antika bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu okuduk ya 8 tane madde. 8 tane madde. Bunlar her bir harfte var, her bir uslupta var, her bir maksatta var, her bir manada var, her bir letaifte var, her bir merasinde var ama hepsi aynı yerde birbirini kapatmıyor. Bu da mucize. Bu olmaz işte. Yani gidiyorum kelimesinde geliyorum da var. Düşünebiliyor musunuz yani? Bu 8 tane sıfat cema, bu saydık 8 tane sıfat var ya, hep aynı yerde var. Aynı yerde hepsi var, hiçbirisi birbirine mani değil. Örnek vereyim. İnsan canlı Kur'an ya, kainat Furkan ya, bu kitap Furkan, Kur'an değildir. Musaf'tır. Şimdi bak ne anlatacağım. Kendinden git Kur'an'a. Şimdi senin ruhunda gadab var mı? Var tabi. Merhamet var mı? Var tabi. Cehalet tarafımız var mı? Var tabi. İlim tarafımız var mı? Var tabi. Şehvet var mı? Var tabi. Ama anaya yok. Bacına yok. Çok acayip. O da kadın, o da kadın. Aynı cisimlere sahip. Yani birbirine zıt duygular yok mu? Aynı yerde değil mi? Birbir hükmünü kaldı, cem ediyor mu? İptal ediyor mu? Yok. Kur'an'da her bir harfinde böyledir.
Bakın mesela geçenlerde değerli hocamla beraberiz, 80 küsur yaşında, 21 defa mahkemesi var, 2 defa da el yapmış. Şimdi Kur'an okumasına denk geldim, ziyaret ettim. Ondan sonra kesme dedim, kesmedi zaten, devam ediyordu. Ondan sonra baktım o kadar hızlı okuyorum, alim. O zorlanıyor yerlerde, anladım o cüzü. Ondan sonra bitirdi, ya dedi, ben anlamadım dedi, bu kadar sert okuyorum, burayı da en fazla, en yavaş okuyabildiğimden dolayı en fazla da okuduğum yer gene yavaş oluyor dedi ya. Bu niçin dedi, dedi oluyor dedi. Dedim hocam bakar mısın manasına? Baktı, buna tehdit ayetleri, dehşet ayetleri, yani insanın ruhunu rahatlatıcı ayetler olmadığı için yani şey ceza, onlar zor okunuyor. O da acayip. O da geldi ensemle baktı, dedi ki, ulan bu da acayip bir tarafı Kur'an'ın dedi ya. Hakikaten öyle dedi ya. En akıcılıklarda bakın mesela Meryem Suresi nasıl akıyordur? Nasıl güzel akıyordur? Nasıl olayı tasvir ediyor? Abdülsamid'in okumadığı bak bakın nasıl akıyor. Kısa sureler nasıl okuyor? Tefekkürü ayetler nasıl açılıyor? Ve duha ve şemsi değil mi? Şemsi çok önemli. Çok önemli. Yok. Acayip değil mi? Yahudilere tehdit bir durum. İyi yani. Yani Kur'an hoşa benziyor değil mi yani? İyi, iyi bir kitaba benziyor. Muhteşem. Yani iyi gidiyor. Kur'an hoş. Bize yeter. Bak. Bana yeter anlıyorsun. Bak şimdi bu zıt birbirine karışık olan bu 8 tane sıfat saydı. Hepsi maksadında, mesailinde, manasında, esalibinde, letaifinde, mealsininde bu 8 sıfat cevabı. Dur daha. Dur daha aşağı inelim. Mesela Kur'an, senin Kur'an'ından bahsediyorum ha. Bir tanesi dedi ki, Türkiye'de. Ya kardeşim dedi, o bizim bildiğimiz Kur'an'dan mı bahsediyorsun? Hakikaten de yani. Ya. Bir de dediler ki, dedim ya, ders bitti, dersin ortasında, Allah kesin var ha dedim. Allah kesin var. Ondan sonra yeni gelenler vardı. Allah var. Dedim arkadaşlar, kesin Allah var. Ölü gözüküyor. Birbirine ben de söylemişler ki, bu normal değil dedi ya. Allah kesin var, Müslüman'a diyorsun. Keşke o Allah'ın varlığı dimağdan kalbe bir atsa, bak neler yaptırıyor. Allah'ı inanıyoruz, tanımıyoruz. Fikrediyoruz, hissedemiyoruz. Hissediyoruz, zevk edemiyoruz. Bir zevk etsek, en lezzetli şey Allah'tır. Annesini emen çocuklar daha acayiptir Allah. Allah'a aşık oluyor. Bana seni gerek seni ne yaparsa yap diyor cennet mehmet. Kim istiyorsa onu ver. Ben istemiyorum senden diyor. Aşık olmuş. Hiçbir müşeveşi tesir görünmüyor. El-Hak o kadar ecnas-ı muhtelifeyi bir yerde toplayıp bir münakaşa bir karşılık çıkarmamak kahhar bir nizamın nizam-ı icazın işi olabilir. Yani bu kadar zıt, bu kadar birbirine ters istikametteki hükümleri aynı yerde, mesela bir misal vereyim. Cenaze evindeyiz. Tamam mı? Cenaze evindeyiz. Herkes Kur'an okuyor. Bana da sohbet şey yapıldı cenaze evinde. Kadınlar üstte. Fakat yaşlı kadınlar bunlar evladımdır diye geldiler bu kapı oralara. Şimdi ve duayı okudu. Bana da dediler ki sohbetten önce o zaman 5-6 tane de ayet sen oku. Er-Rahmanu allemel Kur'an okuyor. Manası belli. Ben de şey duygulandım, aldım. Kadın alıyor. Ve dua ve başka bir surede okurken miras hukukundan bahsediyor. Ben anlıyorum da miras hukukundan. Hepimiz ağlıyoruz yani. O kadı da güzel okuyor. O kadı da acayip şey var. Tamam. Vücut da yapıyor vesaire. Yani bakın ne demek istiyorum. İçerisinde fikir var. Hüküm var. His var. Latife var.
letafet var, ifade var, var da var. Aynı şeyde cem edilmiş ya. Bu ne biçim bir şey ya? Aynı ayet kabirde nurdur. Aynı ayet sebaptır. Aynı ayet ruhun gıdasıdır. Aynı ayet kafada ilimdir. Aynı ayet hukuk, cemiyette hukuktur. Aynı ayet duygusallıktır. Aynı ayet hastalara şifadır. Ben anlamadım zaten. Şimdi ben size hastalara Kur'an okunuyor ya, mesela bizim bu konuda hafız var yani, acayip birisi. Şimdi beni bir dostlarıma götürüyorum ya böyle çok yakından, çoluk çocuğuna, hanımına ise. Okuyor, bayılanlar, bardağı fırlatanlar, bağırıp bağırıp da tutuyorlar, okuyor okuyor düzelenler. Lan insan değil ya, ben şaşırıyorum tabii. Allah, hani papazlarla oturunca benim fikrim başkaydı. O da biliyor kabız. Ne düşündün dedi. Vallahi hocam dedim. Benim aynı zamanda Talim hocam. Hocam dedim. Vallahi ha böyle dedim. Bizans tarihini okusak, Osmanlı tarihini okusak hastaya düzelir mi? Osmanlılar, Allah hatta peygamberimizin siyeri bile, peygamberimiz aleyhisselam Medine'ye, Mekke'ye giderken Serden ile mağaraya Ebu Bekir'le beraber gittiler, hasta bayıldı. Cinlerden kurtuldu. Öyle bir şey yok ya. Yok hocam. Kur'an okuyorsun, okuyan da bilmiyor, dinleyen de bilmiyor. Ne oluyorsa oluyor. Ya ben bunları görüyorum ya. Bu kadar mı olur ya? Ben kafa yiyeceğim, bu ne oluyor ya? Bu nasıl bir şey? Bilmiyorum ki ruhan nasıl geçiyor. Hocam, dedim hanımız, niye gülüyorsun dedim. Gidiyor. Otur diyoruz bir. Niye gülüyorsun bu olaydan sonra? İçeride girdik, dinleniyoruz. Hasta düzeldi. Baymış orada. Okudu, bayıldı, orada duruyor. Biz de, kabz neye gülüyor? Benimkiler diyor ki diyor, söyle sana diyor. Buna kim seninkiler? Gezler. Seninkiler kim? Ya başver diyor. Hasan'a söyle diyor Hasan Hoca'ya. Kırmızı sütunları çok uzun. Beyaz nuru az. Nurunu çoğaltsın biraz. Ulan kabz nedir ya? Nedir? Sor dedim. Risale-i Nur diyor, kırmızı sütun. O iyi, Kur'an'ı az okuyor. Evet sorumlu. Kur'an'ı az okuyor. Peki söyle onlara dedim. Ne oluyor? Kırmızı sütunu olanlar bize yaklaştıkça kafamızdaki şifreler bozuluyor. Darmadağın oluyoruz. Ama beyaz sütunu olanlar Kur'an'ını, o bize yaklaştıkça eğer kaçmasak eriyip gidiyoruz. Güneşi gören kar gibiyiz, eriyoruz diyor. Bu, ben arkadaşlar bu toplumda niye diyeyim ki size, enayi miyim yani Kur'an'ı çok okup az okuduğumu? Ben kardeşim ya, ben dengi takdiri de önemli değil benim dünyamda, biliyor musun? Diyeceksin, bu da bir riyakarlık. Değil ya, faydalı olalım değil. Ben kendimle meşgulum yani. Çünkü hatır için bu senelerce kalın. Bir şey anlatmak istiyorum. Kır beyaz sütunum azmış. Ondan sonra itimat edin bana, en az, bugün sen de şahitsin bugün, en az yarım cüz Kur'an okuyorum her gün, en az. Bak, sen bisiklete çıkmadan önce dedin de çıkalım, yok ben cüzümü bitirmeden çıkmam. Cüzümü bitirdi, kaçta geleyim dedi, 12 10 geçe dedi. 12'de geleyim hocam dedi, hayır, 20 dakika vardı cüzüm bitmez, 10 dakika daha koy, 30 dakika. Öyle. Bakın Kur'an ne yapacak? O da diyor ki bak beyaz, kırmızı sütunu çok uzun diyor. Beyaz söyle diyor ona diyor. Müslüman bu. Beyaz sütununu da arttırsın. O gün bugün Kur'an'a yemin ederim. O olay yani o hadiseyi duyduğundan sonra oldu zaten. Diyeceksin ki yarım cüz okuyorsun. Ya o zaman haftada bir cüz okuyordum. Haftada bir cüz okuyordum. Yalan yok. Yetmez. Bana yetmez. Yetmiyor, yeteneğe yeter. Şimdi burada duralım, bundan sonra akşam yapalım. Nasıl bir ders? Hoş değil mi Risale? 25. söz ama. Gerçi çok zor bir yer, çok zor. Çok düşündüm bunu yapalım, yapmayalım. Ama arkadaşlar şöyle bir saat oldu. Allah aşkına bir saatten bir dakikamızı istifadeye verebilsek, en azından bu ortamda bulunup, Talebi-i Ulum unvanını aldık inşallah. Talebi-i Ulum'un tuvaleti de uykusu da ibadettir. Bir iki kelime Kur'an'a muhabbetimiz artsa sonsuzdur.
cennete ve ahirete bakan sonsuz zerratı, zerresi dünyadaki faninin binlerce batmanından üstündür. Kur'an'a biraz muhabbetinizi arttı mı? Yetti. Bilmesen de olur. Anlamasan olur. Yani Kur'an acayipmiş. Yani ona ait fikir değil de duygun hakikaten ya. Şöyle hakikaten ya. Acayip bir şeymiş ya. Maksat o. El Fatiha. Arkadaşları değil mi? Hepsine kaç bir alakanız var? Farklı. Derece derece sorumluluğu da hissetmeli insan. Anana ne hissediyorsun? Bacına aynı hissediyorsun. Karınla bacına aynı şeyi hissetmezsin. Dava arkadaşına da bir ilişkilerde bir sorumluluk hissetmen lazım. Bir vazife hissetmen lazım. Amaca yöneliktir çünkü. Dava arkadaşın amaca yöneliktir. İlişkilerde fark olacağı ve de fark olacağı ve de insanı külli düşünmeye itecektir. Ailesini ve de hizmetini kurumsal düşünmeli, bireysel yapmamalı, market gibi düşünüp bakkal gibi çalışmalı. İnsan yalnız olunca güvenli kaygısını ortaya çıkarır ki, unutmayın bu size lazım ve bitiriyor, bitti. Yalnız kalırsanız, bak hizmeti dağıtmayın diyor. Dağıtırsanız yalnız kalırsınız. Yalnız kalırsanız insanda güvenlik kaygısı, korku kaygıları baş gösterir. İnsanın ruhsal donanımına zarar veriyor. Yalnız olunca kaygı ve korku duyguları insanı bloke eder. Kaygı ve korku. Yalnız kalanda olur bu. Onun için Almanlarda bu var. Unutmayın, yalnız kalmamaya çalış. Ama o da senin elinde. Onu da bireysel düşünmemekten geçer. Doğruyu ve kuralı yaşamanın mükafatı içerisindedir. Bu son harika son dedim ama bu cümleyi unuttum. Doğru ve kuralı yaşamanın neticesi, mükafatı kendi içindedir. Ahirette bile, olmasa bile. Bak. Bak söylüyorum. Doğru ve kurallı yaşamanın mükafatı, yani neticesi kuralın içindedir. Yaşarken. Mesela netice fiilin içindedir. Huzur kurallı yaşamanın içeriğindedir. Kurallı yaşamada geri dönüşümlü olan bir yatırım gibidir. Kurallı yaşamak geri dönüşümü olan bir yatırım gibidir. Ben kurallı yaşarsam sana karşı sen de kurallı yaşayacaksın. Burada müthiş bir ayet doğacaktır. Ortaya çıkan pastayı bölüşecektir. Ama yoksa sen küçük bir şeyini, küçük bir sermayenle ne kazanabilirsin? Ama o özelliğini, o meziyetini, o sermayesini koyarsan külli, hani ustadımızın çok güzel misali var. Diyor ki iğne fabrikasında çalışan herkes bir iş yapıyor. Herkese günde 300 tane iğne düşmüş, pay etmişler. Herkes bir iş yapınca. Adam bir tanesi de iğneyi hep kendisi yapmış. Ateşi kendisi sokmuş, demir deliğini kendisi yapmış falan. Tek bir adama 3 tane iğne düşmüş. Ancak bir gün 3 tane yapabilmiş. Ama herkes bir işi yapınca, kurumsal, umumi düşününce, taksimul amal olunca, herkes bir işi yapınca bu sefer ihtisas olur. İş o zaman tıkır tıkır gidiyor. Onun için kimse kimse minnettar değil. Herkes ustadın dediği gibi, herkes işini yapsın. Bakın burada bir sorun yok. Ya ne yapacağız oraya gidip derseniz sorunuz yok. Vakıf var, vakıfın işidir o. Efendim siz bu elektrik sorun olacak? O benim işim değil. Tıkır tıkır o başkasının sorunu. Benim işim burada değil. Efendim Allah beni kahretsin. O Kur'an'da da Allah yemin ediyor da ben de diyorum. Allah beni kahretsin. Üç defa söylüyorum. Allah beni kahretsin. Nurculuktan sonra ben yarın ne yiyeceğim diye hiç düşünmüşsem. Hiç hatırıma gelmem. Benim işim değil. O Allah'ın işidir. Kur'an'a yemin ederim. Kur'an'a yemin ederim hiç hatırıma gelmiyor. Benim işim değil o etmek. O onun işi. Askerin misali, karavanı birisi getirecek, tufayı veriyor. Benim işim değil o. Hiç düşünmem de elektriği, kirayı, hiç umurumda değil. Umurumda değilken deve hafif almak manasında değil. Benim vazifem değil kardeşim. Ama benim vazifem burada oturmak,
kitap okurma, gelenle meşgul olmak, derdi varsa alıp götürme, işini yapıyorum. Kimse de iyilik yapmıyorum. Benim vazifemi yapıyorum. Vazifemi yapıyorum. O zaman ne olur burada? Kimse kimse minnettar olmaz, tıkır tıkır her şey yürür. Yani o zaman arkadaşlar, kurallı yaşamak, dönüşümü olan, ileride dönüşümü olan bir sistemin adıdır. İnan sana fazla değil. En azından şu çocuklarına, 10 sene, 3 sene, 1 sene sonra yansıyacak kardeşim. Bu yansıyacak, bu böyle geri dönüşümü olan bir hizmettir. Hizmeti, mükafat hizmetin içindedir diyoruz sana. Şu anda lezzetli değil miyiz? Huzurlu değil miyiz? Sırf adam bu dakikaları yarım saat, bir saat huzur bulmak için 10 saatini sarhoş geçiriyor. Allah bizi hizmet-i imaniyede, Zübeyir abinin duası, bakayım yapabilecek miyim? Ya Rabbi bu hizmet-i imaniye ve Kur'aniyede yürütsün, devam ettirsin, süründürsün, öldürsün. Amin. Amin ya. Hizmet-i imaniye, Kur'aniyede yürütsün, süründürsün, öldürsün. Hizmet-i imaniye ve durusu Kur'an içinde yaşarken Cenab-ı Hak canımızı alsın. Amin. İki can da aziz eylesin. İmanımızı ilmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın, şuhudu iman mertebesini nasip etsin. Risale-i Nur'u anlamayı, kavramayı ve hazmetmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Bireysel değil, umumi, külli, kurumsal düşünmeye Cenab-ı Hak nasip eylesin. Dershane müdürlerimizi aziz eylesin. Çoluk çocuğumuzu insi ve cinni şeytanlar şerrinden, semavi arzaya, afatlardan muhafaza eylesin. Hakkı hak bilip, hakka yapışan, batılı batıl bilip, batıldan uzaklaşanlardan eylesin. Peygamberimize şefaat eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine mazhar eylesin. Usta da talebe. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet. Allah'a kul eylesin. Tamam. İnşallah. Kul olarak gitmeyi nasip eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın istediğini istiyoruz ya Rabbi. Tamam. Sığınmak istediğinden de biz de sığınıyoruz ya Rabbi. Onun hürmetine ve hatırına. Külliyatın, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin hürmet ve hatırına. Ve gene Cenab-ı Hak diyor ki bana dua ederken, bana varmak isterken vesile yapın. Peygamber aleyhissalatü vesselamı şefaatçi yapıyoruz. Ondan daha ile bir vesilemiz yoktur ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına duamızda samimi eyle ya Rabbi. Duamızda samimi eyle ya Rabbi. İki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Bizi ve hizmet-i imaniye Kur'an'ı da daim eyle ya Rabbi. Bütün ehl-i imanı hasreten nur talebenin aziz eyle ya Rabbi. Hizmet-i Kur'an'ı da daim eyle ya Rabbi. Ve ahir davahmen elhamdülillah Rabbil alemin. Ya Rabbi elimizi semaya diye sana kaldırıyoruz. Kabe'de tavaf edenlerin hürmetine, Şah-ı Fırkat'ta yanan gönüller hürmetine, nedamet eden kalpler hürmetine, yaşaran gözler hürmetine, yalvaran diller hürmetine, tekamül eden kalpler hürmetine, marifetullah kesbetmiş akılların hürmetine duamızı kabul eyle ya Rabbi. Ve ahir davahümen elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha temassalavat.